Selam. Ben buradan bir taş atmak istiyorum ileriye. Biraz bilgi anlamında, bilgi yardımı anlamında ben şunu düşünüyorum. Biz bugün Türkiye'de ve Avrupa'daki yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkler olarak doğru temsil edilmiyoruz bence. Doğru temsil edilmediğimize inanıyorum. Ne hikmetse Türkiye'de mesela siyasette başa gelenler, yöneticiler, yönetim şeyine gelen insanlar hep bizi tam anlamıyla temsil etmediğini düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle, ne yazık ki toplumumuzun büyük bölümü aslında hak ettiği gibi yönetiliyor. Bunu açık ve net söylememiz lazım. Çünkü her millet hak ettiği gibi yönetilir. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Ama yine de bu ülkedeki Anadolu'da o kadar saf, o kadar temiz insanımız var ki bunu hak etmiyorlar. Ben bunu hak ettiğimize inanmıyorum. Yüce Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İnsan diyor kendine zulmeder diyor. Allah kimseye zulmetmez. Allah bize haksızlık etmez. İnsan kendi kendine, kendi benliğine haksızlık eder. Ve bir insan Allah'ın istediği gibi yaşamıyorsa ister istemez başına bela gelir. Çünkü insana dokunan iyilik Allah'tan ama o kötülük kendi önden gönderdiğin yüzünden gelir. Yani biz şimdi toplumlara bunu şey yaparsak bir toplum gerçekten de Allah'a şirk koşmadan, oradan ortak koşmadan dost doğru yaşarsa, o sıradıl müstakim yolda, dost doğru yolda ilerlerse o toplumu Allah yardım eder. Allah onların destekçisi olur, yardımcısı olur. Ve o toplumu hiç kimse ezemez, hiç kimse yenemez. Allah bunu bize vaat etmiş. Ama biz bir gün İslam dünyasına baktık mı, Türkiye'ye baktık mı hep kafamız boktan çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Demek ki bir şey yanlış yapıyoruz. Ha, Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, her dönemde bir de böyleydi. Her zaman çoğunluk yoldan sapmıştır. Her zaman çoğunluk yanlış yoldadır. Bu net. Ama önemli olan çoğunluk olmak değil zaten. Önemli olan azınlık da olsan, azınlık dahi olduğun anda olsan Allah'ın o dost doğru yolunda olmaktır. Çünkü o dost doğru yolda olduğun an, Allah'ın ipine tutunduğun an ister istemez sen kazanan tarafta olursun. Çünkü Allah her şeyi yoktan var edendir. Muhakkak ki Yüce Allah galiptir yani. Bunun tartışması da olmaz, şey de olmaz. Burada inanana, inanmayanana o konulara hiç girmeyeceğim. İşte yani buna inanmayanlara sadece şu an burada ben seslenmiyorum. Ben burada inananlara sesleniyorum. Herkes bence önce bir diğer insanın hatasını görmektense, kendi başkasının hatasını aramaktansa ki hepimizin yanlışı bu. Kendi hatamızı görelim, kendi hatamızı bilelim. Ne yapalım? Mesela kendi evimizin önünü temizleyelim önce. Herkes kendi evinin önünü temizlesin. Gerçekten bir dost doğru yolda mıyız ona bakalım bir. Allah'a bir şirk koşuyoruz mu? Ortak koşuyoruz mu ona bakalım bir. Doğru dürüst yaşamaya çalışıyoruz mu? Elimizden geleni yapıyoruz mu? Mazlum insanlara yardım ediyoruz mu? Sesini duyuruyoruz mu? Haksızlığa ses çıkartıyoruz mu? Ne olursa olsun. Kim olursa olsun haksızlığı yapan buna bir ses çıkartıyoruz mu? Bunlara bir bakalım kendimiz bir tartalım önce. Çünkü Allah'ın terazisi asla yanlış tartmaz. Yüce Rabbim herkese ne milim fazla ne milim eksik. Herkese ne hak ediyorsa ona verir. O yüzden hesap gününü düşünün. Bu yüzden önce bir hesabımızı kendi içimizde burada verelim. Ben inanıyorum çünkü Türk milletinin içine gerçekten halen çok samimi, çok temiz, çok iyi insanlar var. Ve ki şunu da söylemem lazım. Mustafa Kemal Atatürk'e Allah yardım ettiyse bunun bir nedeni vardı. Çünkü Allah bu milletten ümidini kesmemişlerdir. Atatürk bunu başardıysa demek ki bizde daha umut var demektir. Ve şu anda da çok sayıda halen tertemiz insanlar var. Hatta yönetime gelmeye çalışan, atıyorum iyi işler yapmaya çalışan bayağı insan var. Bunları da gördükçe yine görüyorum ki biz bu görevi daha tam olmaya vaktimiz var. Yani Allah bizden ümidini kesmemiş. İnşallah Allah bizim yardımcımız olacak ki biz çoğalmamız lazım önce bir. Böyle birer, ikişer, üçer değil de bunu artık bir güç olarak birleştirmemiz lazım. Burada da bence şu çıkıyor meydana. Mesela biz Karadeniz bölgesi olarak artık bazı şeyleri bilmemiz lazım. Biz Laz değiliz, Rum değiliz. Ne bileyim. Biz Karadeniz olarak aslında küçük bir Turan'ız. Biz Türk'üz, Türk milletiyiz. Biz Çepni ve Kıpçaklarız. Çepni Oğuzlarıyız veya Kıpçaklarız. Mesela ben Çepniyim. Çepniler çok çok büyük bir kitledir aslında. Hem Karadeniz'de hem Balıkesir'de yani her yerde aslında var. Ve Türkiye'de şu anda bir 10 milyona yakın insan aslında Çepni boyuna mensup. Ve bu da çok büyük bir rakamdır.
Ve Türkiye'de Çepni gibi avşarlar olsun ve farklı farklı başka bölgelerde başka boyalar olsun var. Çok büyük kitleler var. Biz tüm bunların o samimi olan, o kalpleri akleden insanlara sesleniyorum burada. Bütün bunların içindeki. Siz de görüyorsanız ki etrafınızdaki insanlar böyle gözleri kör olmuş, önünü görmüyor veyahut duymuyor, işitmiyor, görmüyor. Kalpleri böyle mühürlenmiş gibi hissediyorsanız veyahut ölü toprağı var üstünde bazı şeyleri anlayamıyorlar görüyorsanız o zaman gelin bütün bunları gören insanlar olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde. Ve bir araya gelip bir güç oluşturmamız gerekiyor. Çünkü biz bu gücü oluşturur da bu toplumu, tam Allah'ın istediği gibi yaşayan topluluğu oluşturursak işte Allah o zaman yardımcımız olur. O zaman biz o çoğunluktan daha ağır basarız. O zaman Türkiye Cumhuriyeti de ayağa kalkar. Belki o zaman diğer insanlar da uyanır. Sayımız da daha çoğalır. Ama her zaman mühürlenmiş olanlar olacak. Her zaman buna ne olursa olsun anlamak istemeyenler olacak. Onlar olsun fark etmez. Hiç önemli değil yani. Umurumuz olmasın. Ama şu an sayımız çok az. O zaman belki daha çoğalacak biraz. Ve o güç bile yetecek bize. Azınlık dahi olsak Türkiye Cumhuriyeti'ne ayağa kalkacağız. Ve o zaman da Türkiye Cumhuriyeti bunu başarırsa Türk Birliği ile birlikte belki de tüm dünyadaki mazlumlar ayağa kalkacak. Ve bunlar da uyanırsa belki o zaman dünyada yeni bir şeyler, yeni dengeler değişecek. Yeni bir çağ açılmış olacak. Çünkü zaten bunu hep söylüyorum. Sahip kıran oldu. Artık internet çağındayız. Sahip kıran hava elementinde oldu. İnternet çağındayız dediğim gibi. Bir şeyler değişiyor. Mesela biz şu anda Kur'an'daki İslam'ı her eve götürebilirsek, herkes bunu okuyabilirse, herkes samimi bir şekilde kendi hatalarını temizleyip, kendi evini temizleyip, diğerinin yanlışına bakmazsa, herkes diğerinin ayıbını örterse, Allah da bizim ayıbımızı örter. Herkes tövbesini edip de bir daha aynı yanlışı yapmazsa Allah bizi affeder. Ve önümüzü açar ve bizim yardımcımız olur, destekçimiz olur. Ve Türkiye o zaman şu andaki oynanan hiçbir oyunda o zaman hedefine ulaşamaz. Mesela şu anda Türkiye'de iç savaşta çıkartılabilir her an. Türkiye'de her şey olabilir. Yani çok basit bir şey de sayarsak halen FETÖ her yerde. Askerin içinde var, polisin içinde var. Nerede oldukları belli değil. Her yerde. Siyasette bile varlar. Her yerde varlar hala. Halen bir güçler ne yapacaklar, ne zaman düğmeye basacaklar, ne zaman vuracaklar belli değil. PKK dağdan indi. Köylere, şehirlere her tarafa mühimmat, bomba ve mayın yığdı. Bunu da kabul ediyor iktidar. Bunlar ne zaman ne yapacağı belli değil. Şu anda gelen mültecilerin içinde IŞİD'lisi var, osu şusu var. Bunlar toparlandı. Ne olduğu, nerede olduğu hiçbir belli değil. Bu mültecilerin içinde eli silah tutan milyonlar var. 13 milyondan fazla mülteci oldu Türkiye'de. Yani resmen bakın ne kadar şey saydım şu anda. Bunun devamında da yine içimizde çok fazla hain de var hala. Yani bundan toparladığımız zaman bizi bekleyen çok zor günler var. Amerika Türkiye'nin etrafını komple sarmış. Asker olarak her yerde askerleri var. Türkiye'yi tamamen sarmışlar. Bunların hiçbirisi böyle nedensiz yapılan şeyler değil. Hiçbir tesadüf de değil. Yani biz gerçekten bazı şeyleri artık kenara bırakmamız lazım. Yok ben Türkçüyüm. Yok ben ülkücüyüm. Yok ben dinsizim, agnostisizim, ben ateistim. Ben Sünniyim, ben Aleviyim, ben Şiiyim. Ya bunların hepsini kenara bırakalım ya. Hepimiz ben mesela Hanif Müslümanım. Ben öyle Sünniyim, Şiiyim, Aleviyim öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey değilim ben. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle bir şey değildi. Benim dinim İslam. Hanif Müslümanım. Hazreti İbrahim'in milletine uymuşum. Hazreti Muhammed'in yolundan gitmeye çalışıyorum. Gidiyorum inşallah Allah'ın izniyle. Ama ben böyleyim diye herkes böyle olmak zorunda değil. Yanında Tengrici de olabilir. Öbürü Hristiyan olabilir. Gagavuzlar mesela. Yahudi olabilir. Ortodoks olabilir. Hiç fark etmez. Türksek biz, kültürümüz, töremiz, dilimiz birse tabii ki dilimiz de bir olabilir ama sadece bir dilimiz ve kültürümüz, töremiz birse biz Türksek, aynı dili konuşuyorsak, aynı tarihe sahipsek biz birlik olabilmemiz lazım. Çünkü ben inanıyorum ki o Hristiyan'ın sıra Yahudi Türk'ü de, Hristiyan Türk'ü de, Tengrici Türk'ü de, dinsiz Türk'ü de, dindar Türk'ü de artık Müslüman Türk'ü de aslında hepsi temiz insanlar. Hepsi inandığı yer şekilde temiz bir şekilde yaşamak istiyor. Tabii işlerimizde ne yazık ki çok yamuk da var. Ama dediğim gibi onları biz bırakalım. Azınlık da olsak Allah yardımcımız olur tarihte her zaman olduğu gibi. Onun için biz sadece Türk bayrağı, Türk kültürü, Türk töresi ve Türk dili altında bir buluşalım önce bir. Ve
Atatürk'ün yaptığı gibi laiklik de boşuna değildir. Herkes istediği gibi yaşasın. İsteyen namazını kılsın, isteyen kılmasın, isteyen alkış tutsun, isteyen başka bir şey yapsın. Hiç fark etmez. Hani hiçbir yani öbürü hiçbir şey yapmasın, inanmasın. Ama hiç kimse de birbirinin şeyine karışmasın. Tabii güzellikle konuşulur, tartışılır, bambaşka bir şey ama hiç kimseye saldırmasın. Ve biz Türklük bayrağının altında, Türklüğümüzün altında hep birlikte yaşayalım ve dış güçlerin o projelerin hepsini silip süpürelim, hepsini yok edelim. Ve dünyadaki mazlumlara da kim olursa olsun yine dil, ırk, din ayrımı gözetmeksizin herkese yardım edelim. Bizim görevimiz bu. Biz Türküz. Yani onun için burada böyle biraz bir konuya değinmek istedim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Eğer biz bu yolda devam edersek, daha da bozulursak zaten işimiz biter. Ayetlerde de var. Biz dinden dönersek Allah bizim yerimize başka bir kavim getirir, başka bir millet getirir. Zamanında nasıl ki Araplar yerine bir Türkler geldi. Geç Türkler aslında hep vardı ama şimdi de Türkler gider, başkası gelir. Hiç fark etmez. Şimdi biz Türk milleti olarak kendimizi çok da vazgeçilmez görmememiz lazım. Ama tarihten gelen görevimizi de misyonumuzu da unutmamamız lazım. Atalarımıza da bunu borçluyuz. Bir noktaya getirmişiz bunu artık. Bundan sonra geri dönüşü yok. Bunu tamamlamak zorundayız. O yüzden Türklük yok olmaması lazım. Sanırım en büyük yanlış olur. Onun için şu an ilk hedef anayasadaki Türklüğü dokundurmamamız lazım. Anayasamızda Türklük kalacak. Türk kimliği, Türk milleti her zaman var olacak. Ve ondan sonra da Türk birliğini kurmamız gerekiyor. Ondan sonra da İçimizdeki eksiler olsa dahi biz artıları toparlayıp hedefe doğru yürümemiz lazım. Azlıkta olmamızın da hiçbir sorun yaratmaz. Hiç korkmayın. Yeter ki güvenin. Türklüğünüze güvenin. İnananlar da Allah'a güvensin. Veya inandı sonuçta birisi de Allah'a inanır, güvenir. Biri Tanrı'ya güvenir. Birisi yani öbürü de der ki atıyorum ben hiçbir şeye inanmıyorum. Ben de sadece kendime hiç fark etmez. Herkes en azından ama o Türklüğe güvensin. Türklük çünkü tarih boyunca her zaman var olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır. Ama onun için de namuslular bir araya gelmek zorunda. Onun için mesela Çepliler olarak biz Çepliler bir araya gelmek zorundayız. Karadeniz Çeplidir, Kıpçaktır. Biz hiçbir zaman Yunan değiliz, Rum değiliz, öyle bir şey yok. Karadeniz de Çepliler bir araya gelmek zorundadır. Avşarlar mesela bir araya gelir. Bunun gibi herkes kendi şeyini oluşturması lazım yine. Yine artık otağı kurulması lazım. Tüm boylar güçlenmesi lazım. Yarın bir gün bir şey olursa Türk milletini, Türk devletini, Türk bayrağını savunabilirim. Bu vesileyle tekrar 3 Mayıs Türkçüler Günü kutlu olsun. Tabii 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de kutlu olsun. Onu da geçirdik. Her zaman biz de işçiyiz. Burada şu da unutulmasın. Sanki sosyalistlik falan filan sadece solcuların şeymiş. Öyle bir şey yok. Mesela bir Türk milletisi olarak ben de sosyalistim. Yani sonuçta bu kötü bir şey değil ki. Yani bazı şeyleri kavramları alıp birbirine karıştırmamak lazım. Ve bir sosyalist olanından milliyetçi de olabilir. Bu da bir yani sanki onların milliyetçi olması yasakmış gibi o da olmaması lazım. Mesela bizim için o zararlı demiş Karadenizler için. Karadeniz'in komünisti bile milliyetçidir demiş. Burada noktayı koyalım. Ya da bütün Türkiye örnek olsun. Hadi ne mutlu Türk'üm diyene. Görüşmek üzere.